20 yıl koruması var. Eğer bütün patentlerin bir kriterlerini sağlarsak. Bu temel bilgilerden sonra bu open source dediğimiz açık kaynak olduğu için bu patent veri tabanları sizi ilgilendiren bir buluşu gördüğünüz zaman, bir patent dokümanı gördüğünüz zaman tüm teknik bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. 50 sayfa ise 50 sayfa. 100 sayfa ise 100 sayfa. Dolayısıyla buradan bir teknik bilgi havuzu var. İkinci, hukuksal bir bilgi. O patent hangi ülkelerde korunuyor? O ülkelerde, korunmayan ülkelerden hangilerinde ben acaba ticari olarak o ülkeye giriş yapabilirim, ürünümü ticarileştirme anlamında? Veyahut hangi ülkelerde dikkat etmem lazım? Ya da elimde bir patent yok ama bir ürün üretiyorum. Bu ürünün patenti başkalarına ait olabilir. Bu başkalarına ait olan patenti tespit etmem lazım ve hangi ülkelerde korunduğunu bilmem lazım. Bir tane canlı örnek vereceğim. Türkiye girişimcilik ekosisteminde. Üzücü bir vaka ama bu vakaların belki de oluşması patentin önemine dair insanlara farklı mesajlar verebilir. Sinema diye bir girişimimiz var biliyorsunuz Türkiye'de. Bu sinema bilet üyelik sistemiyle alakalı. Çok da güzel gidiyorlardı. Geçen sene onlar Amerika Birleşik Devletleri'ne açıldılar. Ya geçen sene biraz daha öncesinde. Geçen öğrendiğim bilgiye göre Amerika'daki rakiplerinden MoviePass patent davası açmış. Çünkü bizde genelde yazılımda hani patent olmaz gibi bir de algı da vardır ama ya, özellikle US'te bu işler böyle işlemiyor. Çok hardcore. Hemen şeyden patent infringement davasında avukatları kapınızda görebiliyorsunuz. Ne yazık ki böyle bir şey başına geldi Türk şirketimizin ve Amerika'dan çekilmek zorunda kaldılar. Tabii ki sadece patent davasından kaynaklı olmayabilir onların çekilme kararı. Tamamen ben artı ticari bazı sorunlar da çıkmış olabilir ama bir ihlal davası olması başımıza gelebilecek en feci işlerden bir tanesi. Çünkü çok fazla yatırım yapmış olabiliriz. İhlal, patentini ihlal ettiğimiz firma bizden çok yüksek royalty bedelleri isteyebilir. Karşılamayabiliriz. Veyahut biz 3-4 yıldır adamı ihlal ediyormuşuz meğersem de adam bizi 4. yılda yakalamış olabilir ve geriye dönük 4 yıl boyuncaki tüm pazardan onun pazar payından çaldığımız pazar payının değerini tazminat olarak bizden alabilir. O yüzden buna da biz freedom to operate diyoruz. Yani yurt dışına açılmadan önce veyahut sizin bulunduğunuz bu otonom araçlarla alakalı patentlerin deli gibi yayınlandığı sektörlerde sürekli patentleri takip etmek lazım. Geçen bir girişimci geldi, ekran kartı yapacak. Patent araştırması yaptım dedim, yapmadım dedi. Size harcarlar Amerika'da. Ekran kartı yapacakmış, patent araştırması yapmamışmış. Nvidia senin şirketin ve dahil olmak üzere annenin babanın bütün evini, arabasını, tarlasını yazdığını hepsini alır, seni hapse tıkarlar. Bu mayın tarlası içerisinde kendinize bir yön çizmek için bu analizleri yapmak zorundayız. İK firmaları henüz buna uyanmadı ama bir beyin avcılığında patent dataları çok güzel bir şekilde kullanılabilir. Çünkü patentler açık olduğu için bugün siz Ford'un otonom araçlarla ilgili yayınlanan, Ford Türkiye'nin yayınladığı, yapmış olduğu başvurulardaki inventor'ları, yani buluşçu mühendislerin kim olduğunu isim soy isim olarak hepsini tek tek görebiliyorsunuz patent dokümanlarında. Gidin ondan sonra LinkedIn'de araştırın, onları transfer edin. Bu Arçelik için de geçerli, Vestel için de geçerli, Aselsan için de geçerli, Rokestan için de geçerli. Valla bu işlerde çok şey bulamazsam bu modelde bir İK firması açmayı düşünebilirim ileride. Çok fazla burayı kurcalamadan verilere geçeyim. Dünya genelinde patent dünyası çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Çin'in liderliğinde. Geçen sene 3 milyondan fazla patent başvurusu yayınlandı tüm dünyada. Bunun %40'ı neredeyse Çin'de. Bizim rakamlarımızda göreceğim, hepimiz ağlayacağız birazdan. 3 milyon 200 bine yakın patent başvurusu yayınlandı. Düşünebiliyor musunuz? Her yıl %10, %20 artan milyonlarca patent dokümanı. Sizin alanınızda da binlerce patent dokümanı var. Bunları takip etmeden bir şeyler geliştirmeye çalışıp bir ürün piyasaya çıkardığınız zaman başınıza bir ihlal davasının gelmemesi işten bile değil. Tabii Türkiye'de biraz daha bu işler kolay olabilir ihlal konusunda. Ama bilirkişilik yaptığım dönemde yine de İzmir'deydim o zaman. O zaman orada tek tük oluyordu ama İstanbul'da oldukça patentlere itirazlar da geliyor. Patent dünyasında tabii ICT tarafı ağırlıkta. Huawei'den, IBM, Samsung, Qualcomm patent başvurularında lider olarak devam ediyorlar. ABD üzerine baktığımız zaman IBM'in özellikle nanoteknoloji tarafındaki de çıkışıyla birlikte IBM'in patent tescilindeki artışını görebiliyoruz. Ford arkadan %14 artışla geliyor. Büyük ihtimal otonom araçlardaki kuvvetlenmesinden de kaynaklı olabilir.
Biraz önceki rakamları aklınızda tuttunuz mu? Çin 1.3 milyon patent başvurusu falandı. Değil mi? Sadece IBM'in 9 bin küsür. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Tüm Türkiye'nin geçen sene yaptığı patent başvurusu 7349. Bunun %10'unu Ford yapmıştır. Birazını Arçelik, birazını değil çoğunu Arçelik. Biraz daha azını Vestel. İşte Bosch, Türkiye gibi firmalar dışında. 400 küsür tanesi de bir tane vakıf üniversitesi tarafından yapıldı geçen sene. 400. Bu 7349 patent başvurusunun içerisindeki 400 tanesi geçen sene Türkiye'deki bir vakıf üniversitesi tarafından işte bademli kek, bilmem neli sufle gibi dörder sayfalık patent başvuruları yapıldı. Bilmiyorum hangi amaçla yaptılar ama ondan bile 400'ü düşün. O yüzden söylüyorum ki geçen seneye göre de %15 zaten düşmüşüz. Dolayısıyla bu salondaki ve bu binadaki tüm firmaların yeni patent başvurularına ihtiyacımız var. Şimdi tabii yapay zeka sizin konunuz. Yapay zeka ve otomotivi birleştirerek aslında ikisini ayrı ayrı anlatıp birleştirmeye çalışacağım. Yapay zeka alanındaki akademik yayınları zaten takip ediyorsunuzdur. 1.6 milyon yayın yapılmış bugüne kadar. Peki sizce patent datası olarak kaç bin patent başvurusu yapılmıştır bugüne kadar AI dikeyinde? Tahminler. 100 binin üzerinde değil mi? Çıkın. Atın. Kaç? 400 bin. Başka? 900. 900 bin. Uçtuk sanki. 340 bine yakın patent başvurusu yapılmış AI'de. Yani oturup akşam 340 bin tane patent başvurusunu biraz kurcalamanız gerekebilir. Bu 340 binin gelişimi aslında son 5 yıllık dönemde hani tavan yaptı. Yani %80'i son 5 yıl içerisinde yapılmış patent başvuruları. Bu noktada şu grafiği görüyorsunuz değil mi? Bu Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Organizasyonu'nun WIPO'nun yani resource altında yazıyor. WIPO'nun yayınladığı, inceleyebilirsiniz, 200'e yakın sayfalık bir rapordur. AI'de patent trendleriyle alakalı çok detaylı bir rapor hazırladım. Yani Google'a AI WIPO yazarsanız çıkar zaten. Top 5 IBM, Microsoft, Toshiba, Samsung ve NEC olarak gözüküyor ama grafiğin artış yılını görüyorsunuz değil mi? Son 5 sene yani 2012 ile 2017 yılları arasındaki artışla birlikte en son 50 bin küsüre vurmuş. 2017'de 50 bin tane patent başvurusu yayınlanmış. Peki uygulama alanına baktığımız zaman bizi çok ilgilendiren uygulama alanı var burada. Ulaştırma tarafının içerisinde aslında bizim otomotiv, otonom araçlar kısmı. Bu noktada yani ulaşım teknolojileri, ulaşım uygulama alanında AI teknolojilerinde en fazla patent başvurusu yapansa Bosch ve Toyota. Peki ona geleceğim, onu sonra sorayım. Bir de telekomünikasyon ve tabii medikal cihazlarda da şeyler var. Yapay zekanın kullanımı var. Robotta çok fazla yani yaklaşık %265'e yakın bir artış söz konusu son 3 yıl içerisinde robot alanında, robotiklerde ve kontrol metotlarında. Ama bizim ulaştırma alanı yani transportation tarafındaki patent başvurusu artışı uygulama alanı olarak en fazla. Yani application field olarak telekomünikasyonlarında da fazla artış göstermiş, life science'dan da fazla artış göstermiş. %134 kadar son 3 yıl içerisinde bu kadar büyük bir artış göstermiş. Demek ki ne kadar fazla patent başvurusu sizler alanında yayınlanıyor. Dikkat etmemiz lazım. Buradan gözükmüyor ama ulaşımın yani %34 artan ulaşım alanındaki AI patentlerinin kırılımlarında otonom araçlar birinci sırada geliyor. Oraya da geleceğiz zaten. Teknoloji anlamında yani AI'ın sizin dilinizde değil mi? Machine Learning, Deep Learning üstüne ayrılıyor. Machine Learning tüm AI patentlerin arasında %40'ı oluşturuyor. Onun içerisinde de en fazla Deep Learning %75 kadar bir artış söz konusu olmuş son 3 yıl içerisinde Deep Learning patentlerinde. Uygulama alanlarına baktığımız zaman bakın bu çok net gözükmüyor ama sunumu ben herkese atacağım zaten. Yani bakabilirsiniz detaylı bir şekilde. Ulaşım alanında, otomotivin de yer aldığı alanda computer vision patentleri en fazla kullanılmış, kullanılıyor patentlerin içerisinde görebiliriz. Firmaları da tek tek inceleyebiliyoruz. Tek tek inceleyebilirsiniz. Yani Ford'da da var zaten. Alphabet dediği zaten bildiğiniz gibi Google'ın. Google en fazla personal devices kısmında kullanıyormuş. Bosch'un yine ulaştırma şeyle araçlarda. Ben dahi okuyamıyorum. Siz nasıl okuyorsunuz bilmiyorum. Ekranda güzel çıkıyordu ama bilgisayarda burada okuyamıyorum. Her bir firmanın hangi alanda AI ile ilgili patent başvurusu yaptığını
tek tek klasifiye edip bunları ayrıca incelemek gerekiyor. Bir de üniversiteler tarafı var tabii. Üniversiteler tarafında AI patentlerine en fazla çalışan Çin'deki Çin Academy of Sciences olması lazım. China Academy of Sciences, JAS diye yazılan firma. Çoğu üniversite zaten Çin. Yani patentlerin çoğu da Çin zaten. Afsar da İngilizce. Hani bize zamanında Çince öğrenin, Çince öğrenin diyorlardı. Meğersem birlikte bir şey varmış. Patentlerin hiçbirini okuyamıyoruz. Dolayısıyla machine translation'a ihtiyacımız var. Yine AI falan filan. Böyle kısa döngüye giriyor. Google Translate yetmiyor. Google Translation'da gerekli bazen. Çünkü patent şeyinde bir dil problemi var. Yani Çinlilerin bu kadar patent başvurusunda baskın olması demek bizim o patentleri okuyamayacağımız anlamına geliyor. Çince bilmediğimiz. Çünkü sizin ele geçirdiğiniz, tespit ettiğiniz patenti sadece abstract İngilizce. Eğer adam US'de koruma başvurusunda bulunmadıysa İngilizce'ye çevrilmiyor. Sadece Çin'de koruması oluyor. Dolayısıyla siz o patenti görmeden Çin pazarına açılmaya çalışırsanız sıkıntı. Türkiye'de bunlar sadece uluslararası patent başvuruları. Bu listede olmayıp da şu anda aramızda olup da benim niye patentim yok ya da bizim patentimiz yok diyen olabilir. Yayınlanmamış da olabilir. O yüzden de tespit edememiş olabilir. Çünkü başta da söylemiştim. 18 ay sonra yayınlanıyor. Bu default değiştirilemiyor. 18 ay sonra yayınlandığı için eğer erken yayın talep etmediyseniz 18 ay geriden giriyoruz aslında bu patentleri takip etme konusunda. Aselsan burada birinci sırada gibi gözüküyor. Bu tabii tüm alt başlıkları dahil olmak üzere yapılan bir araştırma. 3 üniversite, 3 firma gözüküyor. Hani bilerek değil, gerçekten böyle. Türkiye tarafında. Şurada bunlardan sadece ve sadece bir tanesi trafik kontrol sistemleriyle alakalı. Yani aslında konumuz AI'nin otomotivde kullanımı ama bu patentler sadece AI. Yani otomotivde AI değil. Dolayısıyla sadece bir tanesi trafik kontrol sistemleriyle alakalıymış. Otomatik tarafındaki patent analize baktığımız zaman tabii ki de otonom araçlar, alanındaki teknolojiler, yani patentler en fazla artış gösteren patent başvuruları olarak segmente edilmiş durumda. Otonomi sistemi %16'lık bir artış göstermiş sadece bir sene içerisinde. Nisan'dan Nisan'a, yani Nisan 2018'den Nisan 2019'a kadar. Otonom araçların patent sayısı toplam dünya üzerindeki 500 binden fazla otomobille alakalı patentlerin içerisinde 60 bin gibi bir rakama tekabül ediyor. Sizce otonom araçlarla alakalı patent dikeyde, AI'den bağımsız söylüyorum. En fazla patent başvurusu yapan firma hangisidir? Otonom araçlardaki patent başvurusu lideri. Tesla popülerliği kadar patentte birazdan zikredeceğim firmalar kadar iyi değil. Var patentleri, hatta biliyorsunuz Elon Musk 2 sene önce patentlerinizi kullanabilirsiniz dedi, beyanatta bulunmuş oldu. Ondan sonra Toyota'da geçen ay hibrit teknolojilerdeki patentlerin, 24 tane patentin royalty free olarak kullanımını açtığını söyledi. Ama Tesla değil. O da Çinli rakibinin ondan daha fazla patenti var. BYD miydi o? Evet, Ford mu dediniz? Değil. Toyota. Waymo değil. Waymo daha çocuk. Volkswagen değil. Bosch. Çok enteresan. Ben de bana enteresan gelmişti biliyorum. Açtım baktım hakikaten Bosch otonom araçlarla alakalı deli gibi çalışıyor. Mobility ve connectivity tarafının patent başvuruları da yine otonomlar arasında hızlı artış gösterenlerden bir tanesi. Şimdi MIT'nin teknoloji review'inde dünyada çözülmeyi bekleyen 10 global probleme dair bir araştırması vardı. Onlardan bir tanesi de otonomlar içerisindeki sizlerin anlattığı sürüş güvenliği, yolcu güvenliği, bir de yol güvenliği ile alakalı problemlerin çözülmesi lazım değil mi? Bunu patent datasıyla acaba valide edebilir miyiz diye baktığımız zaman bakın araştırma sonuçları yine bize sürüş güvenliği, yolcu güvenliği ile alakalı patentlere işaret ediyor. Çünkü otonom araçlarla ilgili patentlerde en fazla patentleri anti-collision yani çarpışma önleyici sistemlere dair patentlerin artış gösterdiğini gösteriyor bize. Otomatik fren sistemleri yine otonom araçlarda kullanılıyor. Bakın liderlerden konuşuyorsunuz. Radar sistemleri, yine anti-collision patentlerin içerisindeki yine trafik kontrol sistemleri. Burada aracın aynı yol güzergahında tutulmasıyla alakalı patentlerde yine kontrol sistemlerinin içerisinde. Bunlar binlerce patentler. Hepsini tek tek analiz etmek gerekiyor. Otonomda son bir yıl içerisinde %50 artış gösteren bazı alt segmentler var. Onlar da Wi-Fi teknolojinin içerisindeki vehicle to vehicle sistemler. İşte
görüntü işleme teknolojileri, bunların hepsi otonom araçlarda kullanılan ve bir sene içerisinde %50'den fazla artış göstermiş alt segmentler. Bunu geçerekten finalize ediyorum. 15 dakika oldu mu? Geçtik mi? Tamam. Bunu yani en başta da söyledim. Türkiye'deki o girişimin düştüğü duruma düşmemek gerekiyor. Freedom to Operate analizimizi yapın sürekli. Bir teknolojiyi geliştirmeden önce mutlaka bu açık kaynak patent database'lerinden araştırmanızı yapın. Hepsi açık. Hepsine bedava ulaşabiliyorsunuz. Sadece emek sarf etmeniz lazım ve düzenli olarak monitör etmeniz lazım. Bunu da tüm şirketinizin içerisinde bir kültür olarak yerleştirmekte fayda var. Dolayısıyla kendi patentlerinizden de daha sonra lisanslama yöntemiyle faaliyette bulunmadığınız ülkelerde de royalty geliri elde ederek bir ticari fayda sağlamış olabilirsiniz diyerekten bitirdim. Teşekkür ederim.